CHP eski il başkanı Rüstem Kumdalı aracı oldu ve AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu'nun ve il ilçe teşkilatının Alevi dedeleriyle görüşmesini sağladı. AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu, görüşme öncesi CHP eski il başkanı, 2009 yerel seçimlerinde DSP'den belediye başkan adayı olan, 30 Mart 2014'te yapılacak olan yerel seçimlerde MHP belediye meclis üyesi adayı olan ve açıklanan listede liste dışı kalan Rüstem Kumdalı'nın kendisiyle görüşmediğini ancak il yönetiminden bazı arkadaşlar ile görüştüğünü söylemişti. Rüstem Kumdalı'nın AK Parti ile görüştüğü ve Alevi dedeleriyle birleştireceği, görüştüreceği yönünde bir söylentiler var siyasi kulislerde. Bunun doğru payı nedir? Görüşmenin detayı hakkında bilgiler verebilir misiniz? Ben görüşmenin detayı hakkında çok fazla bilgiye sahip değilim ama görüştüklerini biliyorum arkadaşlarımızın. İnşallah önümüzdeki günlerde bu hafta içinde bir görüşme olacaktı ama Başbakanımızın hafta sonunda yani pazar günü 23 Şubat'ta Kütahya'ya gelmesi saat 15.30'da mitingimiz var çünkü artık önümüzdeki haftaya bırakacağız. Tabii ki biz her kesimle bir araya gelebiliriz. Herkesi kucaklayan, herkesin partisi olan bir yapıya sahibiz. Bu nokta itibariyle de Kütahya'ya gönül veren, ülkesini seven bütün kardeşlerimizi partimize davet ediyoruz. Beraber çalışmaya davet ediyoruz. Bu görüşme Başbakan Erdoğan'ın Kütahya mitingi öncesi 21 Şubat 2014 Cuma akşamı gerçekleşti. AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu, Hacı Bektaşi Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Niyazi Togan ve yönetimini ziyaret etti. Başkan Niyazi Togan ve yönetimi AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu'nu AK Parti İl İlçe Kadın Kolları Teşkilatı'nı kapıda karşıladılar. Teşekkür ediyoruz. Geldiğimizde memnun kaldık. Allah işimizi rast getirsin. Yolumuz açık eylesin. Bizler sizlerden memnun olduk. Sizler de inşallah bizlerden memnun olursunuz. Bundan sonra birlik beraberlik içinde isteklerimiz, dileklerimiz müsait bir zamanla elbette iletiriz. Sizlerden isteğimiz, dileğimiz var. Bizim canlar olarak da. Sizler de bizden isteğiniz, dileğiniz ne buyursanız bunları inşallah elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Evet, değerli basın mensupları, Kütahyalı hemşehrilerim, bugün hakikaten bizi güler yüzle karşılayan öncelikle dernek başkanım ve yönetim kurulu üyelerine çok çok teşekkür ediyorum. Tam ismi Hacı Bektaşi Derneği. Değil mi? O şekilde Hacı Bektaşi Veli Kültür Derneği. Kültür Bektaşi Veli Kültür Derneği. Hacı Bektaşi Veli Kültür Derneği'ni ziyaretine geldik. Tabi burada başkan ve yönetim kurulu ve üyeleriyle beraber bir araya gelmek, onların dertleriyle dertlenmek ve bu seçim sathında onların problemleri varsa problemlerini masaya yatırarak önümüzdeki dönemde bunların çözüm yollarında neler yapılabiliriz? Onların istişare için derneğimizde bulunuyoruz, ziyarette bulunuyoruz. Biraz sonra toplantıya geçeceğiz. Tabii ki bu biz aynı toplumda yaşayan, aynı ülkede yaşayan, aynı kıbleye dönen, aynı peygambere inanan insanlar olarak bir araya gelmekten. Başbakanımız da söylediği gibi biz dinsel milliyetçiliğe karşıyız. İşte yöresel milliyetçiliğe karşıyız kavramları içinde. Herkesi kucaklayan, herkese sahip çıkan, toplumun bütün kesimlerine hizmet eden bir anlayışa sahibiz. Seçimlerde tabii farklı düşünceler olabilir, farklı yönelişler olabilir ama bu yönelişler seçimlerden sonra hizmet noktasında hiçbir ayrım olmadan yapılması gerektiğini biz özellikle başbakanımızdan gördüğümüz hizmet yarışında devam edeceğimizi söylüyoruz. Biz öncelikle bu dönemde hakikaten sosyal belediyecilik anlamında çok önemli çalışmalara imza atacağımızı özellikle vurguluyoruz. Bunlarla ilgili mahallelerimizde mahalle meclisleri oluşturarak oradaki mahallemizin sorunlarını mahalle halkımızla beraber bir araya gelerek onların ihtiyaçlarını giderme noktasında direkt ilkelden görüş alışverişi bulunarak çözmek istiyoruz.
Bunun yanında özellikle mahallelerimizde bulunan ihtiyaç sahibi abilerimizin, büyüklerimizin, yaşlarımızın evlerine hizmetler götürerek onların mobil araç sistemimizle evinin ihtiyaçlarını, temizliğini, çamaşırını, bulaşığını, banyosunu, tıraşını yaparak böyle bir hizmet anlayışıyla inşallah bu dönemde çalışmamız olacak. Çocuklarımız için, diğer gençlerimiz için de mahallelerimizde olması gereken bütün çalışmaları yapacağız. Bunun yanında tabii ki biz öncelikle belediye başkanımız başladı ama ben ibadethane diyorum. İşte kimileri cevevi ya da cami diye bunları ayrıştırabiliyor. Bu ibadethanelerinin, bu yerlerin de ihtiyaçlarını, temizliğini yapma belediyenin görevlerinden bir tanesi olarak görüyorum. Ve bu nokta itibariyle de bunların temizliğini, bakımını belediye olarak üstlenmek istiyoruz. Bu konuda da ayrım yapmadan hizmetlerimize devam edeceğiz. Tabii ki bunun yanında bütün toplumu kucaklayan, toplumun her ferdine hizmeti kendimize biz şiar edinmiş bir siyasi partiyiz. Tabii ki bu seçimlerde de biz bütün derneklerimizden, sivil toplum örgütlerimizden bu manada destek bekliyoruz. Biz de işte İslam tarihinde bizi bir tutan bu özelliklere inanan insanlarız. Yani bu nokta itibariyle de zaman zaman ikili ilişkide kurduğumuz, ticari anlamda bir araya geldiğimiz, müşteri olan arkadaşlarımız var. İşte benim Aydoğdu köyünde tarlam var. Orada çok iyi ilişkilerim var. Diğer yerlerde çok iyi arkadaşlarım var. Körs köyünde arkadaşlarım var. Bunları birebir konuştuğum zaman onlar da bizimle ilgili olumlu düşüncelerini ben özellikle söylemek istiyorum. İşte burada Bakigil var, kardeşleri var, Ali amcanın oğulları var. Birebir tanıştım, birebir ben onlarla hatta ticari anlamda beraber çalışmalar yaptık. Bu nokta itibariyle de biz sizlerden biriyiz, siz de bizlerden biriyiz diye ben bunu algılıyorum. İnşallah bu seçimlerin Türkiye'ye, Kütahya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu gösterdiğiniz ilgi ve alakadan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu ilgi alakanın karşılığı olarak biz de seçimlerden sonra aynısını göstereceğimizin burada sözünü veriyoruz. Ben sizlere bu nokta itibariyle çok çok teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Biz de çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk.